Merhaba, farklı bir video formatıyla karşınızdayız. Biliyorsunuz NetLab Media YouTube kanalında genellikle yeni medya alanında röportajlar yapıyoruz, düzenliyoruz ve onları yayınlıyoruz. Bu sefer ise bir eğitim videosu hazırlamak istedik. Bize pek çok soru yöneltiliyor bu dönemde, özellikle uzaktan eğitim alanında hangi yazılımlar kullanılabilir? Aynı zamanda da internet üzerinden yayın yapmak için YouTube olabilir, Twitch TV olabilir, hangi yazılımlar kullanılabilir diye bize sorular yöneltiliyordu. Biz de bunun için sizlere OBS Studio yazılımını anlatmak istiyoruz. Bu yazılım aslında sizin ekranınızın kaydını alıyor ve dilerseniz webcam üzerinden de sizin görüntünüzü de kaydetmesi, sesinizi kaydetmesi mümkün. OBS Studio aslında canlı yayın da yapabiliyor. Özgür ve açık kaynaklı bir yazılım. Windows, Mac ve Linux işletim sistemleri de kullanılması mümkün. Oldukça kullanımı basit ve kolay bir yazılım. Yardım kısmına bakarsanız bugün anlatacaklarım dışında da pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Sorularınızın yanıtlarını bulabilirsiniz. Wiki bölümünde buradan eğitim modüllerine geçebilirsiniz bu yazılımla ilgili. Şimdi hemen dilerseniz yazılımıza geçelim. Ücretsiz bir şekilde bilgisayarınıza indirdikten sonra ve yazılımı kurduktan sonra OBS Studio'yu açıyorsunuz ve böyle bir arayüzle karşılaşıyorsunuz. İlk başta birkaç tane ayar yapmanız gerekiyor. Ayarlar bölümü burada. Ayarlara tıkladıktan sonra dil seçeneğimiz var. Bunu dilediğiniz dile getirebilirsiniz. Burada yapılması gereken ikinci şey videonun kaydı. Yani ekran çözünürlüğünün kaydının ayarlanması. Burada en yüksek ne varsa onu seçmenizi öneririm. Ben büyük bir ekran kullanıyorum. Onun için ayarlar bu şekilde. Daha küçük modlarda ayarlanabilir. İkincisi ise çıktının çözünürlüğü. Full HD çıktı almanızı öneririm. Daha büyük modda da alabilirsiniz ama bence internet üzerinden yayın yapmak için gerek yok. Bunun için de 1920x1080'i seçmeniz yeterli olacaktır. Full HD bir video elde etmeniz için. Burayı da frame per second'ı 30'a ayarlarsanız yeterli düzeyde bir görüntü elde edersiniz bu ayarlarla. Bu ayarları yaptıktan sonra kısaca paneli tanıtayım sizlere. Sahneler bölümü var. Burada ne amaçla programı kullanmak istiyorsanız artıya tıklayıp burada dilediğiniz gibi yeni modlar yaratabiliyorsunuz. Örneğin işte canlı yayın için başka ayarlar, ders kaydı için başka ayarlar gibi modlar var. Ben ders kaydı için bir mod yaratmak istiyorum. Burada artı butonuna tıklıyorum. İlk önce ekran yakala. Ekran yakalama modu otomatik açılıyor ve burada görüntü seçeneklerini sunuyor. Görüntümüz geldi. Burada imleci göster butonu önemli. Yani imleci görmek istiyorsanız eğer önemliyse sizler için bunun tıklanmış olması önemli. Nereye arayüz için nereye tıkladınız ki mouse'u kaydetsin. Tamam dedikten sonra bu ayar yapılmış olacak. İkincisi, eğer dilerseniz video yakalama aygıtı. Gördüğünüz gibi burada pek çok özellik var. Bunları tek tek hepsini anlatmayacağım. Yardım bölümünden, arayüzden yardım bölümünden zaten bunlarla ilgili bilgi edinmeniz mümkün. Video yakalama ise bilgisayarınıza entegre kameranın görüntü almasını sağlayacaktır. Aygıt bölümünden bilgisayarınıza entegre ya da harici olarak taktığınız bir webcam'i seçmenizi
öneriyorum. Burada en yüksek ayarı seçiyorum ve yine tamamı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi ikisi de devrede. Şimdi burada bir ufak bir ayar yapmanız gerekiyor. Mavi bölüm tüm ekranı kaydettiğiniz bölüm. Kırmızı ise sizin webcam'inizin, kameranızın kaydettiği bölüm. Bunu dilediğiniz gibi boyutlandırıp sol alt köşeye ya da sağ alt köşeye nereye istiyorsanız oraya yerleştirmeniz mümkün. Ses düzeyi ben en yükseği getirdim. Yaklaşık -12 desibelde ortalama olması ve kırmızı bölüme gelmemesine önem verin lütfen. Burada kayda başladığınız zaman kayıt süresini gösteren bir bölüm var. Kayda başla butonuna tıkladığımız zaman doğrudan kaydı almaya başlıyor. Dediğim gibi hem ekranı hem de sizin web görüntünüzü. Eğer bir aygıtı kapatmak istiyorsanız, yani belli bir süre webcam'in açık olmasını istediğiniz, sonra kapatılmasını istiyorsunuz. Bunu kapattığınızda sadece ekran kaydı devam edecektir. Sadece webcam'in kendi görüntünüz ve de bir ayar yapmanız gerekiyor. Örneğin ekrandaki görüntünün o sırada yansıması istemiyorsunuz. Ders videonuza, eğitim videonuza ya da yayınınıza. Bunu kapatarak da diğerini kapatmanız mümkün. Bunu da açıyorum. Kaydı durdurmak istediğinizde, gördüğünüz gibi süre devam ediyor. Kaydı durdurmak istediğinizde tekrardan aynı butona basarak kaydı durdurabilirsiniz. Peki nereden izleyeceksiniz? Kayıtlarınızı yukarıda dosya bölümünden kayıtları göster bölümüne tıkladığınız zaman buradan videonuz gelmiş oluyor. Buna tıklayarak da zaten videonuzu izleyebilirsiniz. Dediğim gibi OBS yazılımı oldukça kullanımı kolay bir yazılım. Bu yazılımı kullanmanın en büyük avantajı canlı yayın sırasında farklı uzaktan eğitim sistemini kullanırken internet üzerinden yaşanabilecek bir aksaklık sırasında kaydınızın donması, görüntünüzün kilitlenmesini engellemeyecektir ama sizin bilgisayarınız arkada kayıt ettiği için dersiniz kesilmeden devam edebilir ve doğrudan bu videoyu yüklemeniz mümkün. Umarım yardımcı olmuşumdur. YouTube kanalımızın altındaki bölüme sorularınızı yöneltebilirsiniz. Oradan yorum bölümündeki sorulara hızlıca yanıt vermeye çalışıyoruz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Sizlere iyi dersler ve iyi yayınlar dilerim.